veyahut gözü görmüyor veyahut kulağı işitmiyor. Bak bu cüz'i şahsi şeye bedel. Cenab-ı Hak bak dünya ve ahireti iki sofra gibi insanın önüne koyuyor. Ama neyle istifade edeceğim? İmanın kuvvetine göre. Allah Allah. Hem bu ulvi hakikati ifade, hem o hadsiz nimete şükür için o vakit böyle demiştim. Elhamdülillahi ala nuril iman. El musavviri liddareyn memdu'eteyn. Minen ni'meti vel rahmeti. Likulli mu'minin hakkan yestefidu minhuma bi havasil kesiretil münkeşifeti bi izni halikihi. Yani dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişafı imbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nuru iman nimetinin mukabiline o imanı bana veren Halık'ıma bütün zerratı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Şimdi bak bu kadar okuduk, bu kadar feyizli değil mi? Ne kadar muazzam hakikatler. Bu hakikatlerin bence yani şahsım olarak şu şimdi okuyacağım cümle yani bu hepsinin belki fevkinde bir cümledir. Bak nedir o cümle? Şimdi üstadımız Sergüzeşt'i hayatını anlattı. Şöyle bir hülasa olarak zihnimizden bir geçirelim. Yani üstadımız Van Kalesi'ne çıkıyor. Efendim vatanıma geldim diye fakat bakıyor ki bütün o haneler harap edilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde Ermeniler yakıp yıkmışlar. Bu da ahir yani tasavvur edin hatırlayın. Baştan şimdiye kadar. Üstad o en hüzünlü halden birden ayetlerle değil mi? O ayetlerin hakikatlerinin inkişafıyla nasıl bir teselli buluyor ve nasıl en hüzünlü halden o bir iki ayetin hakikatinin inkişafıyla en sururlu bir hale giriyor ve yüz kat diyor bu musibet şey olsaydı yine bu nur iman kafi gelirdi. Değil mi? Bu dünyadaki bir şey. Bak geliyor şimdi hulasaya. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar. Yani en dehşetli halde, en sururlu hale daha dünyadayken efendim insanı getirir, insana o hali verir. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar. Elbette dar-ı bekada öyle semerat ve füyüzatı olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar ihate edilmez ve tarif edilmez. Dünyada böyleyse ahirette o iman inkişaf edince nasıl olacak? Bir meyvesi cennet olacak. Bir meyvesi saadet ebedi olacak. Bir meyvesi de belki en tatlı meyvesi de rü'yet-i ilahi olacak. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etmesin. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa